Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ya'murukum en tu'addul emanata ila ahliha ve iza ahkamtum beynen nasi en tahkumu bil adli. İnna Allaha ni'aman yu'izukum bih. İnna Allaha kana semi'an basiran. Sadakallahul azim. İnşallah. Nisa suresi 58. ayet, şeytan Allah'a sanırım. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline, yani sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Ben bu ayeti okuduğumda Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a emanetin verilmesi gerektiğini, bu diyor ki ehline, sahibine teslim ediniz diyor ya, sahibi zaman, zamanın sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri'nin de söylediği gibi, vaktin sahibi o, her türlü kararın, her türlü mesela gücün diyelim, mesela yani otorite olabilir, mesela devlet yönetimi, dünyada mesela genel olarak insanların düşünce akımına yol açan fikir olabilir, ideoloji anlamında. Emanetin sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Çünkü biz bütün insanlığı doğruya ulaştıracak olan ve bütün sorunlarından ayırıp onları çözüme kavuşturacak olan, çok mükemmel ve üstün bir yaşam kalitesine kavuşturacak olan tek kişi Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Emanet onun yani şu an. Ayrı zamandayız. Zamanın sahibi o. Zamanın sahibine vermek gerekiyor. Bu da nasıl olur? İnsanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir kere varlığına artık net kanaat getirmeleri lazım. Yok sonra gelecek, yok öldü veya şahsı maneviydi, bir şahsı yok, insan gibi bir vücudu yok gibi bir izahla değil. Tamamen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahıs olduğunu inşallah, vaktin onun vakti olduğunu bilip anlatmak bir kere gerekiyor. Müslüman olmayan kardeşlerimize de, Allah'a inanmayan kardeşlerimize de Allah'ın varlığını anlatmak gerekiyor. Darwinizmin inşallah geçersizliğini anlatmak gerekiyor. Bu da Mehdi'ye hizmettir. Bu da zaten Mehdi'nin zamanında yapılması gereken en önemli icraatlardan birisidir. Böyle olduğu zaman inşallah vaktin sahibi tecelli edecek, zuhur edecek ve vakti altın çağa taşıyacak. İnşallah. Bütün insanlar, mesela New York'taki durumu gördük. Yani bu bir ayrı zaman alameti. Çok acayip bir durum aslında dikkatli düşünüldüğünde. Amerika'yı böyle biz filmlerden görüyoruz. Her şeyin mükemmel olduğu bir şehir. Yani böyle örnek olarak gösteriyor. Hele New York, hele Manhattan, Times Meydanı yıllardır herkesin idolüdür böyle. Rengarenk ışıklar, pahalı arabalar vesaire örnektir. Bugün benzin kuyruğunda kavga eden insanlar olduğunu görüyoruz. Tabii iyi bir şey değil hani görüntü olarak ama dünyada nasıl böyle bir değişim olabileceğini yeri geldiğinde gösteriyor Allah. Çünkü tek güç sahibi Allah'tır. Amerika'sı, Rusya'sı bilmem başka bir şey önemli değil. Tek varlık, tek güç sahibi Allah'tır. Allah bu çağda Mehdi Aleyhisselam'ın hakimiyetini diliyor. İslamiyet'in hakimiyetini diliyor inşallah. Ve biz de onun hepsini göreceğiz.